haftanın en azından 4 günü, 5 günü böyle 1 saat işte koşabilir, hızlı yürüyüş yapabilir, yüzebilir, işte ya da sevdiği bir spor varsa, masa tenisiydi, koş tenisiydi, futbol, böyle aklına geliyorsa her türlü spora, hiçbir şey yapamıyorsa yürüyüş yapacak evet. Yani. Yani muhakkak bunu yapmasını öneriyoruz. Kesinlikle obezite istemiyoruz. Kesinlikle kilosu varsa kilosunu versin, kilosu yoksa kilosu almasın istiyoruz. Kesin istediğimiz şeylerden bir tanesi. Kesinlikle sigara içiyorsa sigarayı bırakmasını ve istiyoruz. Yani eğer bunları zaten yapar ise biz bu tür kendine iyi bakan hastaları mesela 10 yıl sonra görüyoruz, 15 yıl sonra görüyoruz bypass yaptığımız hastaları. Kontrolünce yapıyoruz. Damarların hepsi pırıl pırıl. Hiçbir şey olmuyor. Ama böyle çok kendine dikkat etmeyen, tekrar sigara içen, obezitesi olan, işte şeker hastalığı olan, kontrolü, şekeri kontrol edemeyen kişiler maalesef bu 5-10 yıl içerisinde bu damarlar tekrar tıkanabiliyor. Tekrar kalp krizi geçirme riski maalesef oluyor. Evet, hocam arzu ederseniz biraz da izleyenlerimizden gelen sorularımıza cevap tamam. verelim. Çünkü merakla izleyenlerimiz programımızı takip ettiklerini söylüyorlar. Ve sorularıyla da sizlerden cevap bekliyorlar. İstanbul'dan Mehmet Bey'in sorusu var hocam. Merhaba hocam, annem şeker hastasıydı ve kalbinde 3 damar tıkalı çıktı. Evet. Doktorlar bypass olması gerektiğini söylediler. 5 gün önce ameliyat oldu. Tamam. Yoğun bakıma çıktıktan sonra ani tansiyon düşmesi ve çıkması olmuş. Ve tekrar müdahale edildi diyor. Şu anda sadece gözlerini açtığını söylüyorlar ama bilincinin yerinde olmadığını belirtiyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Cevaplarsanız sevinirim. Maalesef diyor. İşte ameliyatların bizim komplikasyonlarından bir tanesi. Yani aslında çok sık görmüyoruz bu tür komplikasyonları. Yani %1, yani yüz hastadan bir kişiden bu şekilde başına gelebilir bu tür problemler. Yani bypass ameliyatlarından sonra bu tür hani tekrar işte tansiyon düşmeleri, işte bilinç problemleri, nörolojik komplikasyonlar.